Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizin kanalınıza hoş geldiniz. Elimde ne var? Hepiniz görüyorsunuz. AR Media firmasının üretmiş olduğu Live Gamer Portable 1080p Full HD. Şöyle göstereyim size daha yakından görebilmeniz adına. Böyle bir alet var. Şimdi bu videonun çekmemdeki amaç YouTube'daki diğer videoları görüyorsunuz, kutu açılımı falan filan. Benim kutu açılımı gibi bir videom olacağını düşünmüyorum. Ben genelde aldığım şeyleri size gösterme adına ne almışım falan filan tarzında. Yani lütfen neden söylüyorum bunları? Bu videoda beklentileriniz şurasını göstermedi, burasını göstermedi olmasın. Çünkü ben kutu açılımı ya da bilgi verme üzerine yapmıyorum. Sadece sizlere kısa bir almış olduğum şeyi nasıl kullanılabilir ya da ne olur. Şimdi ilk önce şunu söyleyeceğim. Birkaç kariyer videosunda fark etmişsinizdir ses kaymaları oldu. Bu ses kameraları o Allah'ın cezası capture kartlar diye bir tane. Onun yüzünden oldu. Ben önceden kendim hiç capture kart kullanmadan yapıyordum mevzuyu. Nasıl yapıyordum? PlayStation'dan çekiyordum 15-15, onları birleştiriyordum. Şu anda siz çekmiş olduğum, şu anda kendim çekmiş olduğum bilgisayar kamerasından da kendimi çekiyordum ve hepsini birleştirip yapıyordum. Ama ne zaman capture kartı aldım, uğraşmamak adına. Çünkü 15 dakikalık videoları birleştirmem lazım. Sonra bu kendi görüntümü onun üstüne eklemem lazım, ses kamerayı düzeltmem lazım, çok işti. Bu Game Capture Card eğer çalışsaydı bayağı bir yükümü alacaktı benim. Direkt video çekilecekti ve bitecekti ama çalışmadı. Yani çalışmadı derken şöyle oldu. Ses kaymaları oldu, dondu falan filan, çok ağır bir şey oldu. O yüzden Allah'ın belası Capture Card'ı gönderdim. Ve onun yerine AverMedia'nın çıkarmış olduğu Live Gamer Portable Full HD 1080p adındaki şey aldık. Bir saniye sizleri kısa bekleteyim. Şuradan şeyi kısmam lazım. Bilgisayarın sesini. Tamam, bilgisayarın sesini kıstım. Evet, yani bunu aldım artık. Ve bunun yanında bana şöyle bir hediye vermişler. Apple Store'dan giriyorsunuz. Neymiş bunun adı? HelloFresh diye bir yermiş. HelloFresh'miş. Bunun adı. Şurada görüyorsunuz. 20 euro'luk bir şey vermişler bana. Türkçesi ne bunun? İndirim kartı Türkçesi. 20 euro'luk bir indirim kartı vermişler. Burayı arıyorsunuz, buradan yemeğinizi söylüyorsunuz. İşte salata falan filan ne isterseniz görüyorsunuz şurada. Bununla beraber 20 euro'luk istediğimi evime söyleyebiliyorum. Şimdi gelelim AverMedia'ya. Hadi bakalım açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Umuyorum ki o Allah'ın cezası şeyin, siz söyleyin. Neydi ya? Capture Card'ın yaptıklarını bana yapmaz. Şu anda kutu açıldı. Şöyle mükemmel bir tasarım. Gerçekten çok güzel bir tasarım var. Hemen şunu çıkartalım. Diyeceksiniz ki abi keşke biz de görsek şunu biraz aşağı indirsen. Şunu biraz aşağı indirdiğim zaman sadece göreceğiniz AverMedia'nın bu cihazı olmaz. Aynı zamanda benim baksırımı da görürsünüz. O yüzden şöyle bir deneyelim bakalım. Şu kadar indirmeyi. Tamam, şunun üstüne koysam. Bir dakika. Evet, görüyorsunuz bacaklarımı. Aa, bir saniye. Yok, olmuyor. Olmuyor. Buradan devam edelim. Yavaş yavaş çıkartalım bakalım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz cihaz. Zaten şurada bir bant var. Bu bant sanıyorum ki garanti midir? Ya da hani açıldığını anlamak için midir bilmiyorum. Şöyle bir cihaz. Ağırlığına baktığımız zaman herhangi bir cep telefonu ağırlığıyla eşit değil. Cep telefonu. Benim cep telefonum nerede? Bakalım. Yani cep telefonu daha ağır. Yani hafif bir cihaz. Bunu şöyle koyalım kenara. Onun dışında şunu tekrar çıkartalım kabını. Bunun dışında bize sanıyorum ki bu şey, şu kart, bir tane kart vermişler. Ben bundan önce görmüştüm şu kartı. X Split diye bir kart. Yanlış bilmiyorsam bu kart şeye yarıyor. Canlı yayın yapmaya mı yarıyordu ya? Bir işe yarıyor ama canlı yayın sanırım. O işe yarıyor galiba. Bir saniye, şunu da şuradan koparmadan çıkardığımız zaman. Evet, bize bir kod vermişler falan filan. Şurada göstereyim size kodu. Böyle bir kod var. Bu da canlı yayın yapmamıza yarıyor. Ne kadarlık bir süre için vermişler bunu bize. Bakalım yazıyor mu? Vallahi bir herhangi bir süre için yazmıyor. 3 ay 4 ay yazmıyor. İnşallah ömür boyudur. O da bozulursun. Şimdi açmaya devam ediyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum, bana zorluk çıkarma lan. Evet. İçinde hiçbir şey kalmadı. Bu neymiş? Bu nasıl kullanacağımıza dair İngilizce, Almanca olan, içinde Türkçe olmayan bir kullanım kılavuzu. Bununla bir işimiz yok, bunu gönderelim. Güle güle diyelim buna. Bu neymiş? GamesOnerAverMedia.com. Bu da bir şey, pardon. Bu da arkadaşlar şurada göstermiş olduğu adrese girerek
Diyor ki ben diyor her video kutuya CD koyarak diyor hem CD masrafı yapıp size oyunu daha pahalıya satmaktansa onun yerine diyor ben bunu internet sitemi koyarım bu yükleyeceğiniz şeyi siz oradan yüklersiniz diyor. Mantıklı bir hareket yapmış. Tebrik ediyoruz Avanmedi'yi. Ve şimdi bir kutu daha geldi. Parfüm kutusuna benziyor. Umarım parfümdür. Çünkü evdeki parfüm gitmek üzere. Hangi parfüm kullanıyorsun diye soru soracak olursanız o soruyu lütfen belki yüklenmiştir ya da belki yüklenecektir. Bugün içinde olabilir. Soracak videosu çekeceğim size için. Oraya sorabilirsiniz. Evet. Şimdi içinden tahmin ettiğiniz gibi çıkan şeyler nelerdir? Kablolarıdır. Bağlantı kablolarıdır. Bunu koyalım. Bir HDMI kablo. Ama altın uçlu değil. Onu anlayamadım. Pardon bu HDMI kablo değilmiş ya. PlayStation 3 için PlayStation 3 arka bağlantısıymış. HDMI kablo buymuş. Bunu hemen ben gidip MediaMarkt'tan altın uçlu almam lazım. Genelde HDMI'lere altın uçlu kullanıyorum çünkü. Bu şöyle görmüş olduğunuz gibi bu ucundan şurada yaklaştırayım. Anlarsınız zaten. PlayStation 3'ün arkasına giren bir bağlantı. PlayStation 3 için kullanmak için aldıysanız diye. Onun dışında bunun elektrik kablosu var. Ne diyor? Evet, elektrik kablosu var. USB ile çalışıyor. Yani bunun bir ucunu herhalde bir yere takacağızdır. Yani şu anda tam bilmediğim için dediğim gibi arkadaşlar yine söylüyorum. Ben kutu açılımı yapmıyorum. Yani sizi bilgilendirmek adına sadece aldığım şeyleri size gösteriyorum. Bu da genelde şu uçlar biliyorsunuz mikrofon ucudur. Kesin mikrofonla alakalı bir dalgadır. Ve mükemmel bir çanta çıkıyor içinden. Hemen bunu açalım bakalım. Şöyle açalım. Oldukça şık. Silikona benziyor hafif. Böyle bir çanta çıkıyor. Çantanın içine de şöyle bir şey koymuşlar. Bunu da buraya ayıralım. Şimdi arkadaşlar şu makinede dediğim gibi yine söylüyorum kutu açılımı değil. Sizi bir sadece aldığım şeyleri gösterme adına yaptığım için. Bir tane HDMI burada var. Bir tane HDMI burada var. Şurası in out diyor. Yani şurası bir mikrofon girişi. Buraya mikrofonunuzu takıp konuştuğunuz zaman hem video çekiyor aynı zamanda kendi sesinizi de ekliyor. Şurası da çıkış ya. Sanırım burada hoparlör olması lazım. Hoparlör ne çıktı ya? Kulaklık olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi ne yapalım biz artık yavaş yavaş. Şöyle bir ufak bir ayrıntı da var arkadaşlar. Bakın bu çok güzel bir ayrıntı. Şurada böyle bir mevzu var. Bakın görebilecek misiniz? Aynen görebileceksiniz. Şu tarafta şurada bir bilgisayar işareti var. Bunu PlayStation'a taktık. Ve kayıda başlayacağız. Eğer PlayStation'a çıkıp bilgisayar işaretine gelirseniz az önce size göstermiş olduğum internet sayfasından yükleyeceğiniz bunun setup dosyasını yükleyeceksiniz ve bir program çıkacak. Oradan siz de bilgisayarda ekranı görebileceksiniz. Yani bilgisayara getirdiğiniz zaman ekranı görebileceksiniz. Ama eğer ben bilgisayar kullanmak istemiyorum derseniz bunu bilgisayara değil diğer tarafa getiriyorsunuz. Yani şöyle oynatıcı. O zaman da bilgisayarı açmadan sadece kayıt yapabiliyorsunuz. Yani mesela bu arada kaydı göstereyim. Şurada bir orta tuş var görüyorsunuz şurası. Buna bastığınız anda bakın ses duyabilecek misiniz? Gibi. Buna bastığınız anda bunun rengi değişiyor. Şu an tam bilmiyorum kırmızı ya da mavi bir şey oluyor. O zaman kayıt başlıyor. Eğer bilgisayarı takmazsanız bu mevzu kendisini zaten kaydetmeye başlıyor. Peki bunu nereye kaydediyor? Güzel bir soru. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane SD kart diyoruz biz Almanya'da. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Şurada bir SD kart girişi var. SD kart girişine bunu taktıktan sonra bu kaydetmeye başlıyor. Böyle artık oyunları kaydedebiliyorsunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bundan sonra o Allah'ın belası Capture Card'dan kurtuldum. Elgato'dan kurtuldum. Ve artık Avermedia Game Capture Card aldım. Umuyorum bundan sonra ses kaymaları falan bunların hepsi hiçbir olmayacak. Ve artık o lanet şeyden kurtulmuş olacağız. Yeniden merhaba arkadaşlar. Az önce videoyu bitirmiştim ama hata yaptığımı fark ettim. Yani şöyle hata size biraz daha aydınlatabilirdim bazı konular için. Şu üstündeki jelatini aldık bu arada. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. HDMI yazıyor şurada. Ve şurada in ve şurada da out yazıyor. Şimdi şu in yazan yere bunlar bakın şurada göstereyim. Şöyle bir tane kablo vermiş bana. Şöyle geliyor. Bayağı bir kısa bir kablo arkadaşlar. Çok ufak bir kısa bir kablo vermişler. Bunun amacını da bilmiyorum. Keşke biraz daha uzun olabilirdi. Hemen bunu tabii ki şu an telefonu tutacağım bir yer olmadığı için onu bırakmam lazım telefonu. Sizlerden ufak bir saniye rica edeyim. Şunu şöyle bırakayım. Hemen bunu takalım. Tamamdır. Şimdi bakın bunu görmüş olduğunuz gibi HDMI in yazan yeri arkadaşlar. Şurada HDMI in yazan yere bunu takıyorum ve bu kablo devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi oynuyor zaten şu anda. Ve PlayStation arkasına geliyor.
Şimdi bir diğeri şurada bulunan kablo nedir? Bu da HDMI out yazan yeri, yani ikinci bölüme takılacak. Bu da direkt televizyona gidiyor arkadaşlar. Onu da hemen halledelim. Tamamdır. Bunu da hallettik. Bu da televizyona giden kablo. Şu anda iki kablosu da hazır bunun ve PlayStation'ı eski haline getirebiliriz. Hemen PlayStation'ı şöyle düzeltiyoruz. Yerine koyuyoruz. Şunu da alıyoruz şimdi buraya. Peki, ekrana baktığımız zaman şu an televizyonda görüyorsunuz ki hiçbir şey yok. Şu an kendim de görüyorum. Merhaba. Hiçbir şey yok televizyonda. Peki bunun sebebi nedir? Çünkü buna daha elektrik vermedik arkadaşlar. O yüzden bunu elektrik vermek adına yine AverMedia'nın kutusunun içinden çıkan şu görmüş olduğunuz elektrik kablosu USB'li takılması lazım. Ama gördüğünüz gibi bu kablo da çok kısa ve bu kablo da hiçbir yere sığmayacak. Hemen şunu çeviriyorum. Şu yan bölümde görmüş olduğunuz şuraya doğru. Bir dakika, bunu da takalım. Bunu da taktık. Ve şimdi yapmanız gereken, eğer bilgisayarınız uzaktaysa benim gibi bir şey yapmanız lazım. Bende şöyle bir alet var. USB, şöyle göstereyim size. Şuraya bir USB giriyor. Yani USB uzatıcı diyorum ben bunu. Hemen şunu da halledeyim. Bir dakika. Tamamdır. Bunu da hallettim. Bunu buna bağladım. Ve o da, bakın şimdi ekrana görüntü gelmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Artık görüntümüz ekrana geldi. Yani anlayacağınız şu alet şu anda görüntüyü ekrana getirdi. Az önce size göstermiş olduğum, hatta şu an yine göstereyim. Bakın şunu şuraya getirdiğin zaman bilgisayar değil de, şurası bilgisayar çünkü, burası da bir SD kartı. Biz Almanya'da öyle diyoruz, Türkçesi nasıl bilmiyorum. Bir SD kart. Eğer onu SD kart bölümüne getirirseniz, hemen şöyle kendime doğru döneyim. Eğer onu SD kart bölümüne getirirseniz arkadaşlar, o bilgisayara gerek duymadan direkt olarak üstündeki bir logo vardı ya, oraya bastığınız anda SD kartınıza kayıt yapmaya başlıyor. Yani anlayacağınız, bilgisayara ihtiyaç duymuyorsunuz. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey var mı? Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi bana vermiş oldukları 20 euroluk Gutschein, yani Almanya'sı Gutschein Türkçesi indirim kartıyla hemen gideyim kendime bir yemek söyleyeyim ve yemek yiyeyim, karnım çok aç. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Bye bye.